Sıcak bir yaz günü evimizin koridorlarında yürüdüğümüzü hayal edelim. Yürüdüğümüz bu zeminin ahşap mı olmasını isterseniz yoksa fayans mı? Bence sıcak bir gün için fayans zemin daha mantıklı. Çünkü bizi serinletiyor. Peki neden serinletiyor? Fayans daha soğuk olduğu için mi? Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Fayans ısıyı ahşaptan daha iyi ilettiği için serinletiyor aslında. Fayansla temas eden ayağımızdan fayansa daha kolay ısı akar. Ve bu şekilde fayansı soğuk hissederiz. Ahşap gibi maddeler ısıyı iyi iletmediklerinden ayağımızdan ahşap yüzeye daha zor ısı akar ve ahşabı daha sıcak hissederiz. Size bir soru daha. Dumanın üzerinde mis gibi kokan mercimek çorbasını karıştırmak için hangisi daha mantıklı? Tahta kaşık mı, metal kaşık mı? Hepimizin de bildiği gibi tahta kaşık. Hatta metalin ısı iletkenliğinin tahtadan daha iyi olduğunu da biliyoruz. Peki bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Metalin daha iyi iletken olmasını sağlayan şey ne? Hemen anlatıyorum. Sıcak çorbadaki ısı enerjisi, metal kaşığın ısınan kısmındaki atomların olduklarından daha hızlı titreşmesine neden olur. Aldıkları enerjiyle titreşim hızı artan atomlar, bu enerjiyi komşu atomlara aktararak onların da daha hızlı titreşmesine yol açar. Daha da önemlisi, metal boyunca sürüklenebilen serbest elektronlar, malzeme içindeki atomlarla ve diğer serbest elektronlarla çarpışarak enerji aktarır. Peki elektronların bu hareketi ısı yalıtımında işimize yarayabilir mi? Gelin bugün birkaç malzeme ile bu malzemelerin ısı yalıtım özelliklerini karşılaştıralım. Şu an önümde 4 farklı malzeme var. Pamuk, alüminyum folyo, havlu kağıt ve de elyaf. Bu farklı malzemelerin yalıtım özelliklerini inceleyeceğiz birlikte. Evet arkadaşlar, şimdi elimde 4 farklı malzeme var. Bir de boş beherim var. Bunu da kontrol grubu olarak kullanacağım. Bu 5 tane beheri aynı anda ısıtıcının üzerine koyacağım. Düşük sıcaklıkta ısıtıcıyı çalıştırdım. Şimdi deneyimize başlayabiliriz. Şimdi 5 farklı buz parçasını bu gördüğünüz 5 farklı beherin içerisine yerleştiriyorum. Ve hemen kronometreyi çalıştırmaya başladım. Bakalım en hızlı hangisi eriyecek? Gördüğünüz gibi pamuk ve kağıt havlu içerisindeki buzlar daha geç eridi. Bundan anlıyoruz ki pamuk ve kağıt havlu alüminyum folyo ve elyafa göre daha yalıtkan. Çünkü pamuk gevşek bir şekilde yapılmış pamuk liflerinden oluşur ve içinde büyük miktarda boşluk vardır. Boşluk dediğime bakmayın tabii. Bu boşlukları oluşturan şey hava ve hava çok zayıf bir ısı iletkeni. Peki neden? Çünkü havada bulunan moleküller arasındaki mesafe çok fazla. Ve bu moleküller ısı etkisiyle titreştiğinde titreşimleri birbirine aktarmaları katıya göre daha zor. Ev yalıtımında strafor yani köpük kullanılmasının sebebi de bu. Strafor içerisinde çok fazla hava var ve bu sayede strafor ısı yalıtımı amacıyla rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu şekilde birçok alanda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri enerji tasarrufu sağlıyor. Siz de evde kolaylıkla farklı malzemelerle ısı yalıtım özelliklerini test edebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.